İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'e tebriklerini iletti. Vitali Balasanyan, Artsakh'ın fiili lideridir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili Simon Darunyan ile röportaj. Azerbaycan uzmanı Armine Adibekyan ile röportaj. Mike Pompeo, Türkiye, Doğu Akdeniz ve Dağlık Karabağ'da provokasyonlara gidiyor. Ortaçağ Ermeni Edebiyatı'nın 5 hazinesi İngilizce olarak yayınlandı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin tarihi ve kültürel anıtları konulu pullar tedavüle çıkarıldı. Sayın Başkan, benim ve Batı Ermenistan'ın Ermeni halkı adına bağımsız devletler için gerçekten bir zafer olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığınız zaferden dolayı en içten tebriklerimi sunuyorum. Bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde dürüstlük ve özgürlük değerlerine inanan bu erkekler ve kadınlar bugün korunmakta. Amerika Birleşik Devletleri, Birinci Dünya Savaşı yıllarında ABD Büyükelçisi Henry Morgenthau'nun raporların ve anıların sayesinde uluslararası topluma Konstantinopolis'in Ermeni halkına karşı işlenen suçları ortaya çıkardı. Senatosu tarafından temsil edilen adalet, demokrasi ve özgürlüğün ilk dünya gücünün temelleri olduğunu iddia eden ABD, 11 Mayıs 1920'de Batı Ermenistan'ın topraklarında Ermenistan Cumhuriyeti'ni tanıdı ve 28. ABD Başkanı Woodrow Wilson'un yetkisini tahkim kararı için kabul etti. Kararda Türkiye ve Ermenistan devleti arasında uluslararası sınırları belirlenmektedir. Kararda Türkiye ve Ermenistan devleti arasında uluslararası sınırları belirlenmektedir. Bu Ermenistan aslında 1920 19 Ocak'ta Paris Konferansı'nda tanındı. Amerika Birleşik Devletleri esasen 23 Nisan 1920'de ilan etti ve fiilen 11 Mayıs 1920'deki San Remo Konferansı'nın ardından 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sèvres Barış Antlaşması'nın desteğiyle Müttefik güçleri tarafından tanındı. Bay Rafael Lemkin'in tanımına dayanarak soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmeyi açıkça imzalayan Amerika Birleşik Devletleri, Batı Ermenistan adına Ermenistan uğruna çağrısına dahil edildi. Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyadaki bu adaletsizliğin devamını içtenlikle reddederek kendisini gerçekten süper güç yapan değer ve erdemleri savunmak için size güvenmeye karar verdi. Sayın Başkan, bizler Montevideo Sözleşmesi'nin mevzuatı ile Ermeni halkının haklarının gerçekleştirileceğini umarak bugün ABD'yi sizin önderliğiniz altında görmek isteyen soykırımdan kurtulan nesilleriz. Sayın Başkan, sizleri ve dürüst ve aktif Amerikan milletini tebrik ediyorum. İki halkımızın güvenli gözetimi altında birlikte çalışabilmesi, daha iyi bir gelecek, istikrar ve refah için tüm insanlığın iyileştirilmesinin temellerini atması için size yapıcı, kardeşçe bir el uzatıyoruz. Genetik kaynaklarımıza saygı gösterelim ve insanların bir daha zorla sınır dışı edilmemesi ya da halkları yok etmeye yönelik sistematik bir planın olmaması için adım atalım. Bugün dünyanın büyük güçlerinin geçmişin hatalarını düzeltmek, barışın temel ilkesini uluslararası bir hukuk olarak kabul etmek için gerçek bir fırsata sahip olduklarına ve bu olmadan dünyanın barbarlığın yönettiği bir kaosa dönüşeceğine inanıyoruz. Suriyeli cihatçı çetelerin desteğiyle Türk-Azerbaycan ordusunun 44 günlük askeri saldırısına maruz kalan Artsakh Cumhuriyeti'nde şimdi o kaosu görüyoruz. Sayın Başkan, bizi güçlendirerek kaderimiz için gerçek bir sorumluluk almamıza izin veriyor, onu bugün yönetme hakkına sahip olduğunuz küresel kadere iliştiriyorsunuz. Size acil şifalar diliyoruz. Saygılarla Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Karin, 1 Aralık 2020. Dün Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, ana vatanının güvenliği ve kalkınması ve halkın refahı için siyasi istişarelerin başladığını ve ulusal bir mutabakat hükümeti kurulduğunu duyurdu. Açıklamadan önce Arayik Harutyunyan'ın Artsakh'ta eski yetkililerle işbirliği yapmayı, daha önce yaşadığı tüm anlaşmazlıkları bir kenara bırakmayı teklif ettiği
ve memleketin geri kalanın omurgasını düzeltmek için el uzattığı bildirildi. Özellikle Vitali Balasanyan'a Bako Sahakyan'ın Nikol Paşinyan'ın ısrarı üzerine onu görevden aldığı eski Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri görevine dönmesi teklif edildi. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan görevin sorumluluğunu çok iyi bilen General Vitali Balasanyan'a tebriklerini iletti. Batı Ermenistan televizyonunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Milletvekili Simon Daronyan Artsakh Savaşı'ndan sonraki mevcut durumu analiz etti. Mültecileri ve yerlerinden edilmiş kişilerin sorunları ve hakları, Azerbaycan'ın zaten işgal ettiği ve yeni işgal edilen topraklar ve bunların tarihsel olarak Ermenilere ait olduğu hakkında konuştu. Röportajı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Batı Ermenistan televizyonunda Azerbaycan uzmanı Armine Adibekyan, Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki dış ve iç siyasi değişiklikleri, mevcut hükümetin izlediği politikayı ve diplomatik hataları analiz etti. Savaştan önce ve imzalanan ateşkesten sonra Ermenistan ve Azerbaycan'daki duruma değindi. Ara sıra bir kaynak savaşı çıkacağı ve bizim silahımız ne olacağı sorusuna cevap çok netti. Tek silahımız aklımız olacak. Türkiye, Kuzey Atlantik İttifakı'nın ilkelerine ve faaliyetlerine karşı çıkıyor ve böylece ittifakın birliğini bölüyor. Atina Haber Ajansı, Yunan diplomatik kaynaklarına atıfta bulunarak NATO Dışişleri Bakanları toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı açıklamayı bildirdi. TASS Ajansı'nın aktardığına göre açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO adına yaptığı alışılmadık bir konuşmada Türkiye'nin NATO ilkelerine ve faaliyetlerine karşı olduğunu ve böylece ittifakın birliğini böldüğünü söyledi. Pompeo özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'daki provokasyonlarına işaret etti deniyor. Sofen Armenika, Ermeni Ortaçağ Edebiyatı'nın 5 mücevherinin yakında yayınlanacağını duyurdu. Bunlar orijinal Ermenice metni sol tarafta, İngilizce çevirisini sağ tarafta yazılı, yeni kalın kapaklı iki dilli serinin ilk baskıları ve 1 Aralık 2020'de yayınlanacaktır. Yayınlanan 5 kitap şunlardır. Aristakes Lastiverci'nin Tarih, Mofses Daşkuransi'nin Ağvanların Tarihi, Mateos Urhayeci'nin Kronoloji, Sımbat Sparapet'in Kronoloji, Grigor Akner'sinin Atacı Ulus'un Tarihi. Bu kitaplar Moğol Selçuklu istilaları, Ani'nin Düşüşü, Malaskis Savaşı, Haçlı Seferleri dahil olmak üzere Ermenistan ve Orta Doğu tarihindeki en önemli olaylarına değinmektedir. Ayrıca Ermeni antropolojisi folkloru hakkında bilgiler içeriyor ve paha biçilmez mücevherler olarak kabul ediliyorlar. Bu kitaplar her Ermeninin kütüphanesinin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır. Kitaplar Amazon sitesinde mevcuttur. Daha fazla bilgi için Sofen Ermeni Kütüphanesi web sitesini ziyaret edin. 30 Kasım 2020'de Tarihi ve Kültürel Anıtlar, Ermenistan Cumhuriyeti'nin tarihi ve kültürel anıtları konulu 3 pul tedavüle girdi. Pulların yanı sıra Haypost AŞ bağış için kupon yayınladı. Kupon satışından elde edilen gelir Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki tarihi ve kültürel anıtları korumak için kullanılacak. Pullarda Bayozsor bölgesindeki Agarakazor Köprüsü, Şirak bölgesindeki Marmaşen Manastırı, Şirak bölgesinde bulunan Yereruik Tapınağı tasvir edilmiştir. Bu programın amacı yok olma tehlikesinde olan tarihi ve kültürel anıtların korunmasına ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, halkı bu programa dahil edilmesi ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelen misafirlerin tarihi ve kültürel mirası koruma çabalarına katılımı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı şarkı ve dans topluluğu tarafından seslendirilen eserleri sunuyoruz. Thank you.
Eserlerin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.